Kimse ailesine korona girmeden, o karantinaya girmeden, bir şeye ihtiyaç duymadan da düzeleceğini sanmıyorum. Yani bunun tek sorumlusu iktidar olduğunu düşünüyorum. Halka suç atmayalım. Ya şimdi fabrikada virüs yok, otobüste yok, tramvayda yok, lebalepte özellikle yok. Altını çizerek söylüyorum. Koronavirüs can yakmaya devam ediyor. Dün Türkiye'de koronavirüsten vefat eden kişi sayısı rekor kırarak 341 kişi oldu. Bakalım Kayseri halkı bu konuyla alakalı neler düşünüyor? Mesafe yok, saygı yok. Kimse kimseye, adam burnunun altında maskeyle dolaşıyor. Ne yapacak ki? İşte oturmuş parklarda. Çoğu, geç Kayseri biraz, şu günlerde biraz iyi oldu yani. Biraz dikkat diyorlar da. Daha önce hiçbir şey yoktu yani. Kimi gençliğine güveniyor, kimi ben gencim diyor. Bana bir şey olmaz diyor. Önemsemiyor yani. Vallahi aslında bu konu hakkında pek söylemek gereken bir şey de yok. Yani şurada görüntüyü görüldüğü zaman her şey açıkçası ortada. Hani milletimizin biraz uyması lazım, biraz dikkat etmesi lazım. Mesafe, sosyal, hijyenik kurallara dikkat etmeleri lazım. Yani evden çıkmamalar lazım yani. Diyecek başka bir şey yok yani. Şey değil. Şimdi koronavirüs başladı. Başladıktan bu yana devletimiz gerekli tedbirleri aldı. Mesela bugün nereden başladı? Çin'den. Kim başlattı? Amerika. Söylenti, rivayet. Çin'e bakalım, Çin bitirdi. Amerika'ya bakalım, Amerika çoğaldı. İtalya'ya bakalım, İtalya çoğaldı. Başka Fransa'ya, diğer Avrupa ülkelerine bakalım, bunlar çoğaldı. Şimdi koronavirüste ülkemiz ne gibi bir tedbirler aldı? Sağlık Bakanlığı gerçekten bu konuda çok ciddi fedakarlıklar yaptı. Şimdi mesafe ve diğer hijyen kısmına biz maalesef hiç yanaşmıyoruz. Yani toplum olarak yanaşmıyoruz. Bunda ekonominin de gerçekten önemli etkileri var. Mesela düğün salonlarıydı, eğlence merkezleriydi. Hani koronavirüsle kapalı olan alanların kapatılması gereken alanların, iş yerlerinin kapatılması gerekiyordu. Ve kapatıldıktan sonra kısmen açıldı. Hani koronavirüs yükselmesin, insanlar da işletme sahipleri de kısmen işlerini halletsin diye açıldı. Fakat yükseldi, yükselişe geçti. İşte asker uğurlamalarıydı, taziyelerdi, kadınların kendi aralarında mantı kesmeleri filan, bunlar önlemini alalım derken çoğaldı. Önlem alalım derken çoğaldı. Yani nereden baksan koronavirüsün çoğalması, koronavirüsten hayatını kaybedenlerin çoğalması biraz da bizim tedbirsizliğimizden kaynaklanıyor. Maalesef üzülerek söylüyorum. Ne düşünüyoruz? Maske takmıyorlar, mesafeyi korumuyorlar, el hijyenine dikkat etmiyorlar. Ne bileyim, buna benzer şeyler. Mesafe mesela çok sık çarşımızı görüyorsunuz, hep birbirine çok yakınlar. Temizlik hijyeni hiç yok. Sosyal mesafe sıfır. Diyeceklerim bu kadar. Şimdi valla ben söyleyeyim. Evet. Şu an o kadar mesela polis falan geziyor mesela, sadece bir maske için demiyorlar. Mesela o kadar insan karabalıktır. Bir de mesela bu devletimiz bu insanlara herhangi bir yardım şeyi yapması lazım. Çalışan insan, inşaatçı insan sürekli çalışıyor bir toplum içinde. Herhangi bir şey yok. Bir can güvenliği yok. Şimdi eğer mesela bir ay falan bir herkese bir aylık bir şey verilse, kimse dışarı çıkartmasa bu virüs komple kalkar. Benim görüşüm öyle. 15 gün kapatsa mesela, 15 gün çıkarmasa kimseyi dışarıya, kapatsa, millete de biraz destek çıksa Sayın Cumhurbaşkanımız, bu virüs öylece sonlanır diye düşünüyoruz. İnsanların başına gelmediği için, yani dikkatsizlikten dolayı yapıyorlar. İnsanların başına gelmediği sürece kimsenin anlayacağını düşünmüyorum yani. Kimse ailesine korona girmeden, o karantinaya girmeden, bir şeye ihtiyaç duymadan da düzeleceğini sanmıyorum. Yani herkesin başına gelecek büyük ihtimalle. Çünkü kimse bir şey dinlemiyor. Önlem yok. Yani koronavirüsün artmış olması döneminde okulların da açılması düşünülüyor. Yani saçma yani bence. Röportaj yapak mı? Çok istiyorum mesela gezmeyi falan. Yaşımızın en güzel zamanlarındaki isteriz gezmeyi, ama bunun iyileştikçe yani daha iyileşmeyi isteriz yani. Ülkemizin ekonomisi olarak her türlü düzelmeyi isteriz yani. Gelmeli yani. Mecburuz. Teşekkür ederim. Ben daha fazla olduğunu düşünüyorum. 900'lerde falan olduğunu düşünüyorum. Çünkü günlük vaka sayısı 60 bini buluyorsa
900 ölüyü de bulduğunu düşünüyorum Avrupa'da. Zaten vakalar gizleniyordu. Bakan Albayrak da, pardon özür dilerim, Sağlık Bakanı da şey diyordu. Hasta sayısı, vaka sayısı diyordu. Bunu gizliyordu devlet. Yani daha fazla olduğunu düşünüyorum. Devletin de zaten önlem almamazlık gibi bir huyu var. AKP kongreleriyle filan. Yani bunun tek sorumlusu iktidar olduğunu düşünüyorum. Halka suç atmayalım. Ya şimdi fabrikada virüs yok, otobüste yok, tramvayda yok, lebalepte özellikle yok, altını çizerek söylüyorum. Ne bileyim yani, insan ekmek yiyeceği zaman restoranlar da kapanıyor, ne bileyim marketleri kısıtlanıyor, sokağa çıkma şeyleri kısıtlanıyor. Ya insan gibi sadece şunu, tek ülke olarak şunu yapamıyoruz ya, 15 günlüğüne Allah razı olsun diyeceksin ki asker, polis, doktor, yani sağlık personeli hariç bir Allah'ın kulunu dışarıda görmeyeceğim diyeceksin. Bunu da 3-5 gün önce söyleyeceksin. Bayram tatilinde zaten olur büyük bir ihtimalle. Yani 15 gününe hiçbir Allah'ın kulu kesinlikle dışarı çıkılmadı mıydı? Ya yani bu gözle görülür, yani %10'ların altına düşer yani kesinlikle. 10 günde, 15 günde bunu ülke olarak vatandaşına bakamıyorsa, ne bileyim bilmem nereden IMF'ye borcunu ödüyoruz. Bilmem kaç milyon Suriyeli alıyoruz. Bilmem ne yapıyoruz. Ya bir sürü. Yani sarayın şeylerini, giderlerini falan saymıyorum zaten. Onlar devede kulak. İhtişamda ne olmaz diyorlardı. Öyle zaten ama dayı. Öyle zaten. Gözünü seveyim ya. Şimdi sen söyleme, ben söyleme. Silivri soğuk diyorlar. Silivri soğuk diyorlar anca ya. Ya soğuk değil ne olursa olsun ya. Ya bu dünyanın öbür dünyası da var. Yazık, günah diyorum yani. Bu millet bunu hak etmiyor ya. Azınlıkta kalıyoruz yani. Bu yaşantıyı hak etmiyoruz ama yani ülke, vatandaşlarımız sadece Cumhurbaşkanımız neyle görüyor, neye açısından bakıyor, hangi gözlükle bakıyor piyasaya bilmiyorum da. Ülkeyi, gündemini sadece bakanlar ve vekilleri göz önüne alarak baz alırsa, yani diğer vatandaşlara şey gelmez yani ya, yazık günah ya, çok yazık. Yani seçim zamanı herkes bir taraftan parlıyor da, geçti miydi, herkes sen sana, ben bana kalıyoruz yani. Sen sağ, ben selamet.